Değerli basketbol ekstra izleyicileri, bugün çok özel bir konukla karşınızdayız. Türk basketbolunun duayen ismi, bize basketbolu sevdiren insan Murat Muratanoğlu konuğumuz oldu. İki bölüm halinde yayınlayacağız programımızı. İlk bölümde Murat Muratanoğlu'nun kendisinden, kariyerinden kısaca bahsedeceğiz. Özel anlarını paylaşacağız. İkinci bölümde ise Fenerbahçe Beko ile ilgili görüşlerini hep beraber dinliyor olacağız. Yine basketbol dolu, dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyorum. Ben devralayayım abi o zaman. Yine öyle kitaptan bir alıntı. Aslında ben de merak ediyorum buradaki soruna cevabını. Hani 92 Final Four'u belki salondaki en kötü koltukta değildin o esnada. Anonsörlük görevi olarak geçiyor. Öyle belirtmiş Yiğiter abi. Orada hem bizim efsanemiz, basketbol efsanesi Obradovic'in ilk şampiyonluğu, hem de şu anki mevcut koçumuz Saşa Georgievich'in, inşallah o da efsanemiz olacaktır ilerleyen senelerde, öyle umuyoruz. Öyle bir maçta görev aldın. Son saniye üçlüğü. Obradovic efsanesinin başlangıcının işte ilk adımları. Mesela geriye dönüp baktığında işte öyle bir maçta görev almak, öyle bir deneyim nasıl? Yani bir bebek adımlarını aslında, yani şey için söylüyorum bunu. Obradovic için söylüyorum. Onların ilk böyle şeylerini görmek nasıl bir duyguydu geriye dönüp baktığında? Valla o şampiyonada Obradovic ufak bir kutlamadan sonra Nikoliç vardı tribünde. Hemen ona doğru gidip onu alkışlattı. Çok özel bir koç olacağı belliydi. Ben daha sonra Show TV'de olmama rağmen Badalona'nın şeyini anlattım. Şampiyonluğunu. O zaman televizyonlar savaşı yeni başlamıştı. Galiba ATV mi ne almıştı şeyi, hakkını. Bana izin verdi Erol Aksoy. Badalona'nın da şeyini, Final Four'unu anlatmıştım. Zaten ondan sonra Real'e geçti. Yani bayağı bir esasında Panathinaikos'ta çok anlattım. Yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce de hep böyle onun o ne derler temel taşlarını anlatma şansını yakalamıştım. Ya çok, yani çok özel bir şey. Benim tek üzüldüğüm yani bir NBA fırsatı çıksaydı, çünkü ben onun NBA'de çok çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz zeki bir adam ve onunla oturup konuşma fırsatını bilmiyorum yakaladınız mı, ama senin background'ına göre inanılmaz güzel sorular sorup devamlı bilgi topluyor. İleride bu bankadaki bilgiler bana lazım olur diye şey yapıyor. Normalde yani o kadar başarılı hiçbir koç yok belki Avrupa'da, ama işte biraz başarı tatmış koçlar genelde hep anlatırlar ve çok az dinlerler. Yani onunla diğer koçlar arasındaki en büyük farklardan biri bence buydu. Orada 92'de zaten o takımın hala Euroleague tarihindeki şampiyon olan en genç takım. Kazanması Obradovic için zaten 31 yaşında Partizan gibi bir ekolün bir koç, bir oyuncusunu koç yapması da onların onunla ilgili neler düşündüğünü, ne kadar önünün açık olduğunu düşündüklerinin de bir göstergesi. Yani çok özel bir adamın ilk şampiyonluğunu izleyip anons yapma şansına sahiptim, ama o maç bittiğinde Nikolic'i hemen ön plana çıkarması onun sadece koç olarak değil, insan olarak da çok özel biri olduğunu gösterdi bana yani. Abi Teşekkürler. şeyi çok merak ediyorum ben. Yani basketbolun her tarafında bulundun. Yani Aydan Siyavuş'la beraber Eczacıbaşı'nda ve Fenerbahçe'de profesyonel kariyerin var. Radyocu oldun, köşe yazarlığın, dergicilik yaptın ve Türkiye'nin en iyi basketbol spikerisin. Şimdi toplam bu ekosisteme baktığımız zaman en çok neyi yapmaktan keyif aldın? Ya benim en çok keyif aldığım şeylerden ziyade benim herhalde en çok gurur duyduğum şey 2001 Avrupa Şampiyonası Organizasyon Komitesi'nde ve 2010 Dünya Şampiyonası Organizasyon Komitesi'nde yer almamdır. Çünkü hakikaten ülke adına onlar çok önemli olaylardı. 2001'de
şans yanımızdaydı. Çünkü daha önce hiç böyle bir organizasyon gerçekleştirilmemişti. Herkes her işi yaparak hakikaten bence çok güzel ve başarılı bir organizasyon geçirdik. İspanya maçında da işte kazanamasak orada eğleniyoruz Ankara'da. Yani İstanbul'daki Abdülpekçi'deki o coşkulu hava falan hiçbiri olmayacak. Neyse Mehmet Okur'un ilk beş başladığı ilk maçtı o milli takımda ve Gasol'a karşı oynuyordu. Çok iyi bir maç çıkardı. İstanbul'a kaldı. O organizasyondan sonra bütün bizim ekip için bir öğrenme süresiydi o. Turgay Demirel de federasyon başkanı. Ya Turgay dedim ne yapacağız bu ekip içinde? Hazırız. Şampiyona bitti. Ne yapabiliriz dedi. Ondan sonra işte Efes World Cup Doğan Hakkemez'de rahmetli fikrini biz kabul ettirdik. NTV yayın haklarına çok güzel bir para verdi. Efes ana sponsor oldu ve o Efes World Cup'ları hatırlar mısınız bilmiyorum ama yani dünyanın dört bir yanından milli takımları getirdik. Yani Brezilya, Yeni Zelanda, Kanada, Almanya, Çin, Yamin Çin dışında yani Asya dışındaki ilk maçını orada oynamıştı. Ben onunla çok gurur duyuyorum. Çünkü hakikaten ben federasyondan ayrılana kadar ilk 3 sene o bayağı bir olaydı. Amerika'da ESPN gibi şeyler skorları ve sayıları verirdi. Bence o Türkiye'nin dışarıda duyulması açısından benim çok gurur duyduğum bir olaydır. Bir de tabii 2010 Dünya Şampiyonası orada artık ekip 4-4'lüktü. Yani gelen birçok delege, misafir bugüne kadar gördüğümüz en iyi organizasyondu dedi. Bunlarla ben çok çok gurur duyuyorum. Ya maç anlatmak benim için yani benim için de bu heyecan zaten hep var. Yani orada bir maç diğerinden yani tabii ki milli takımın Sırbistan'ı son saniyede yendiği maçın yeri apayrı. Ama yani Efes'in ilk Kuraç kupası. Bir sürü maç var öyle. Panathinaikos deplasmanındaki ilk maç. İnanılmaz. Bu benim için belki de yani en büyük sürpriz hayatımda. Orada zaten anladım ki yani o kadar Türk takımı gitmiş oraya bir tane galibiyeti var. Ve sen hakikaten iyi bir sezon geçirmemişsin. Bir sürü sakatlıklar olmuş. Ve playofflara başlarken de son 4 maçın 3'ünü mü ne kaybetmişsin ve ilk yarı 20 bin kişi zaten Laka şey duman altı yukarıdaki herkes sigara içiyor yani oyuncuların çok alışık olduğu bir ortam değil yani orada 15 bin kişiyle ya da 12 bin kişiyle 20 bin kişi arasında oynamanın çok büyük bir şeyi var farkı var ondan sonra o ikinci yarı yani Murat dedim yanındaydı. Biz coştukça coştuk. Kalinic, Bobby, Bogdanovic. Yani muazzamdı. Onun da çok ayrı yeri var. Kobe'nin 81 sayı attığı maç Kaan Kural'la anlatmıştık. Onun çok güzel yani. Çünkü hiç öyle bir şey beklemiyorsun gece yarısı. Her gece kalkıp TV'ye gidiyorsun. Ya var şimdi. Ya Mehmet'in All-Star seçildiği maç. İlk defa bize büyük stüdyoyu açmışlardı. Kosova ben ve Kaan. Yani Kosova'yla benim böyle tüyler diken diken oldu. Mehmet'in ismi anons edilirken. Ya çok var. Ya ben şanslıyım. Yani tamam çok vaktimi alıyor. Çok ciddiye alıyorum. Ama çok da sevdiğim sadece bir iş değil birçok işi. Yani spikerlik işte söylediğin gibi dergi çıkardım. Hepsinden ayrı ayrı zevk aldım. Yiğit araya sen soru sormadan spontan bir soru sorayım. Murat abi seneye Euroleague'in yayıncısı değişecek. Acaba tekrar biz senin ağzından Euroleague karşılaşmalarını keyifle dinleme şansına sahip olabilir miyiz? Bu benim bir temennim. Ama o konuyla ilgili küçük bir yorum yaparsan çok sevinirim. Vallahi hiç yani hiçbir fikrim yok. Zaten kitabı okuduysan dilinde olanları yazdım ben. Hiç bilmiyorum ama ben de çok özlüyorum. Ama işte
o CSK finalinden sonra bir takım güçler devreye girdi. Yani o maçı ben öyle anlatmamalıyım. Yani orada Yavor, La Monica ve Lottermazu şeyi çıkarmışken Palay'ı, ben işte o CSK Fener serisini anlatan genç arkadaş gibi, esasında onun o maç, o seriyi niye o anlattı? Bein'in ana spikeri o değil ki. Ama neler olacağını, Fenerbahçe'nin neler başına geleceğini herkes çok iyi biliyordu. O arkadaş biraz geri çekildi. CSK maçından sonra işte birileri düğmeye bastı. Bu amigo, fanatik Fenerli, bilmem ne, şu bu. Ama ben yine gördüğümü söylüyorum. Fenerbahçe'yi de eleştiriyorum. Ama o dönem mi derler, ne derler, çok değişti. Şimdi kimin ne yazdığı belli değil. Troller, bilmem neler. Ondan ben hiç okumuyorum bile. Ben Murat Anoğlu'm. Ben inandığımı söylerim. İnandığım yanlışsa da o zaman Allah onun cezasını keser bana. Eyvallah. Abi hakemler dedin. Şimdi ben hakemleri böyle şey sormayacağım. İnsanlar böyle bazen rahatsız oluyor dediğin sebeplerden ötürü. Şeyi merak ediyorum ben. Şimdi kitabında bahsediyorsun. Rahmetli Aydan Siyavuş'la Fenerbahçe'deyken Şitav Yükreş serisi var. O 14 sayı Aydan abi diyor ki 21'e yatırmazsak diyor olmaz diyor. Bizi diyor ikinci maçta diyor iki tane demir perde hakemiyle kötü ederler diyor. Ondan sonra öyle de oluyor zaten. 14 sayı üstüne 18 sayıyla yeniliyoruz 14 sayı kazandıktan sonra. Ben şeyi sormak istiyorum. Yani o dönemde de görmüş bir insansın. O dönemde tabii ki şartlar farklıydı. Şimdi Euroligi görüyorsun. Sen zaten hep yorumluyorsun ama bu açıdan baktığında hani o dönemdeki yönetimlerle, yani Türk takımlarının Avrupa'da karşılaştığı şeylerle şu an aslında alınan çok ciddi başarılar var. İki tane Euroleague şampiyonluğu var. Daha öncesinde Koraç Kupası var. Euro Cup var. Euro Challenge Kupası var. Öyle kıyasladığında ne demek istersin? Bu şekilde sormuş olayım. Rahatsız olan varsa da sorudan rahatsız olsun çok istiyorlarsa. Ya şimdi o zamanlar Türk basketbolu Avrupa'da bir güç değildi, bir tehdit değildi. Yani sadece kulüp bazında değil, milli takımda da biliyorsun challenge diye bir şey vardı. Challenge'dan çıktığın zaman Avrupa şampiyonu olmuş gibi hissediyordun kendini. Yani Aydan abi nur içinde yatsın, olağanüstü bir adamdı. Yani daha geç doğmuş olsaydı, ben şunu çok ciddi söylüyorum, bugünün yatırımlarıyla bugünün ortamında Jelko Obradovic'in en büyük rakibi olurdu Avrupa'da zirve için. O kadar da net söylüyorum. Her şeyi bilirdi. Yani o kadar bazen moralimi bozardı ki biz şimdi lige çok iyi başladık. Herkes de 2-3 tane yabancı var o sene. Ben de Winford Boynes diye Los Angeles Jazz Ligi'nde çok acayip kariyerli birini buldum, getirdim. Ve ilk deplasman, Karşıyaka deplasmanı 54 sayının yarısını Winford attı. Ve deplasmanda kazandık. Şimdi Popaş'la Oyakrono'yu deplasmanda yendik. Popaş'ı çok farklı yendik. İşte sezon devam ediyor. Rövanşı geldi. İstanbul'dayız. O zaman sigara falan içebiliyorsun antrenmanlarda. Hala bir de ya çok mutlu olduğu zaman ya da çok sıkıntılı olduğu zaman sigaraları biraz arka arkaya yakardı. Ben de hemen anlardım. Ne oldu Ali abi? Keyfin yok galiba. Nasıl olsun ya? Topaş'a yenilmek ister mi insan dedi. Daha maç oynanmamış. Nasıl yani dedim. Bize geçirecekler dedi. Niye geçirsinler abi? Deplasmanda rahat. Ya dedi sen ayın kaçı olduğunu bilmiyor musun dedi. Niye? Ne fark eder ki? Ya bizim bütün mağlubiyetlerimiz ayın son günü veya ayın ilk günü geldi. Winford oynamıyor çünkü parasını alamıyor. Hakikaten Tobaş bizi orada farklı yendiğimiz, Tobaş bizi burada İstanbul'da yendi. Ya şimdi basketbol Amerikan futboluyla birlikte hakemlerin oyuna en fazla müdahale edip sonucu belirleyeceği spor. Çünkü yoruma açık çok kural var. Kadınlarımızı izlerken hem olimpiyatlarda
hem de Avrupa Şampiyonası da voleybolda. Ya ne güzel spormuş bu dedim. Hakemin hemen hemen hiçbir müdahalesi yok. Yanlış karar verirse hemen şeye gidiyorlar. Challenge. Ya keşke dedim voleybolda daha önce tanışsaydım. Çünkü basketbolda hakikaten o saydığım hakemler, onların bir şeyi daha var. Bunlar şirket adamı bana sorarsan. Bunlara bir şey söylemeye de gerek yok. Şirketin çıkarı için ne gerekiyorsa ona göre bence tavır alıyorlar. Tabii ki Obradovic çok büyük bir isim. Ama Fenerbahçe gibi daha önce hiç Final Four bile yapmamış bir kulüp bir anda çıkıyor. Ve yani üç tane arka arkaya şampiyonluğu doğru hakemlerle veya tarafsız hakemlerle çok rahat olabilecek bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi bunun Makabisi var, ekol, yerlerde sürünüyor. Panathinaikos'u var, ekol, yerlerde sürünüyor. Olympiakos'u var. Yani bu kulüpler 30 senedir, 40 senedir ne kadarsa Euroleague'e böyle bir yatırım yapıyorlar. Euroleague'i böyle temsil ediyorlar. Ve birdenbire İstanbul'dan bir takım çıkıyor. Sürekli Final Four. Bir önceki şampiyon Maccabi onu süpürüyor. Bir sene sonra bir önceki şampiyon Real Madrid, Veselisiz onu süpürüyor. Bir sene sonra Panathinaikos, Türk takımları orada maç kazanamamış, onu süpürüyor. Sağ avantajı olmamasına rağmen. Ya bir dakika ne oluyoruz falan dediler yani. Ama bu kadar bariz olmaması. Bakın Real Madrid maçında tezgah çok güzel kurulmuştu. Şöyle, Žalgiris maçı da hiçbir şey çalınmadı hatırlıyorsan. Final Four'un ilk ayağı. Bobby'nin maçı. Kemik sesleri biz şeye geliyor. Hiçbir şey çalmıyorlar. Birdenbire yani en acımasız dövüş sporu neyse oradan Real Madrid maçında Kubalesine geçtiler. Hayır. Şimdi bu da işin bir parçası. Şimdi rahmetli olsa bunu öyle bir anlatırdı ki ikiniz de yerlerde yatardınız. Çünkü o anlardı bunu. Ondan sonra biz görevimizi yaptık. Zaten başka doğru dürüst uzunu yok Fenerbahçe'nin Melli dışında dediler. Ama baktılar Fenerbahçe şeyi yapıyor. En sonunda serbest atışı kaçırdı. Melli'yi arkadan itti şey. Hücum ribaundunu aldı. Basketi aldı. Orada onu çalsa bambaşka bir son işte bir dakika neyse oynanacak. Yani orada da işi garantiye bırakmadı. Ama tamam o kadara da razıyım. Yani belki Veseli'nin yani düşünmesi gerekirdi. Yani bu hakemler zaten isimlerden belli. Bunları şey yazma söylemeye gerek yok. Ama CSK maçı affedilir gibi. Yani beni aforoz ettiler, hedef gösterdiler. Ailemi tehdit ettiler. Abdi İpekçi de tuzak kuruldu. Ama ondan sonra benim en güvendiğim zaten dürüst olduğu için de tutunamadı. Ufuk Akyüz'ü canlı yayına çıkardık biz. Ve pozisyonları onunla birlikte değerlendirdik. Yani orada hakikaten bir hakem faciası oldu. Ve ona bir Türk olarak ses çıkarmamak bence o mikrofona, o şirkete, yani çalıştığın şirkete ve ülkene basketboluna ihanettir yani. Haklısın abi. Abi şimdi sana birisini soracağım. Senin de enteresan bir tanışma hikayesi var. Sana kimsin sen diyor. Torpilin kimden diyor. Desen, Show TV desen, Cumhuriyet desen, bütün dergiler desen. Bu sözleri duyduğunda aklına bir isim geliyor olması lazım. Bizim için de bir elmanın iki yarısı gibisiniz. O yüzden hani bir jenerasyona basketbolu sevdiğin iki kişiden bir tanesinden bahsediyoruz. İsmet Badem. İsmet Badem'le ilgili çok anım var eminim ama yani böyle bir anı anlatıp bir yad edelim mi kendisini? Ya İsmet abi de o kadar çok anı var ki bir kere biz inanılmaz zıt iki insandık. Yani o iki zıt ekranda uyum sağladığı takdirde çok özel bir şey ortaya çıkar derler hep. Televizyonculukta hakikaten de öyle oluyor. Ya İsmet abiyle benim herhalde şimdi bu senin anlattığın hikayeden sonra hep bir araya geliyoruz. Yani zaten o zaman galiba tercümanda mı ne yazıyordu? Deplasmanlara geliyor.
İspanya'da hangi şey olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Erol Aksoy da basketbola o kadar ciddi yatırım yapıyor ki bütün deplasmanlara gidiyoruz. Bu son zamanlardaki off-tube modası falan yok. Topaş'ı anlatıyorsak Topaş neredeyse oraya gidiyoruz. Fener neredeyse oraya Avrupa maçlarında. İspanya'da bir yerdeyiz. Şimdi hatırlayamıyorum. 10 dakika maç önü için para ödemiş. Ben şey yapacağım. Genelde yanıma birini veriyorlardı. O hafta bir şey oldu. Doluydu. Çok yoğundu. Tek başına yolladılar. Ve ben bir yukarı baktım. 100 basamak falan var. Benim anlatacağım yerle röportajı yapacağım yer arasında. Benim bir dakikada oraya çıkmamın ihtimali yok. İşte efsane hakikaten efsanedir. Yönetmen Musa Çözen kulağımda. Musa diyorum mümkün değil ya ölürüm bak 56. 57. stepte düşerim kalırım. Oradan sen birini ayarla o zaman diyorum. Tam o sırada İsmet abi geldi. Vakit de yok. Yani izin almak için falan vakit yok. Ben yaparım dedi. Ne yaparsın dedi. Maç önünü ben yaparım. Sen çıkmaya başla dedi. Ya bak İsmet abi dedim canlıyı. Yani mahvolurum. Kariyerim başlamadan biter. Ben yaparım dedi. Neyse. Yaptı. Ben yukarı çıktım. Maçı anlatmaya başladım. Musa kulakla işte aslında en kötü koltuk kadar bunlar da var. Maçı anlatıyorsun. Yönetmen bir şeyler bağırıyor falan. Musa dedi ki Murat dedi öldün sen öldün. Ne oldu dedim. İlker Yasin ateş püskürüyor dedi. Ben spor müdürü. Benden izin almadan kimi o ekrana çıkardı? Neyse. Tamam Musa dedim. Faruk Bayhan da direkt bana gelsin. Uçak indikten sonra demiş. Ben bittim dedim işte yani. Yapacak bir şey yok. Hakikaten 100 basamağa çıkamazdım. Gittik. Uçak indi. Direkt zaten yakın o zaman. Basın Express yolunda Show TV. Faruk abinin odasına girdim. İlker Yasin de orada. İlker ateş püskürüyor. Haklı da tabii. Yani şimdi spor müdürüsün. Hiç görmediği bir adam senin maç önü programını yapıyor. Çıktı. Ondan sonra tam şey ince içini boşalttı. Faruk abinin şeyi var Neslihan sekreteri. Neslihan dedi ki Faruk Bey İsmet Badem Bey burada dedi. Faruk abi dedi kim o ya dedi. Tak diye kapıyı açtı İsmet abi. Çikolatalar falan. Türkiye inliyor dedi. İnliyor dedi. Anadolu'da yer yerinden oynadı dedi. Nasıl bir yayında o diye bana binlerce şey geliyor. Şimdi Faruk abi çok zekidir ve yani halkın neyi tutacağını da böyle 3 saniyede falan anlar. Zaten Show TV show yapan odur. Sonra Kanal D yani efsanedir. Duayendir. İlker Yasin çıktı odadan falan. Bu işte ortam biraz sakinleşti. Baktı ki İsmet Badem'de bayağı bir cevher var. İsmet abi dedi ki Faruk abi benim misyonum basketbol para istemiyorum dedi. Şimdi onu duyunca hadi bir deneyelime geldi iş. Denedik. Olumlu geri dönüş başlayınca tabii bir ay sonra İsmet abi sen kaç para alıyorsun? Ya çok hikaye var. Ya çok yani. Anadolu'yu da çok dolaştı fanatik basket zamanı falan. Kendi kitabında da anlatıyor. İşte beyaz gölgeden sonra siz ikiniz varsınız abi. Ondan sonra gelen bu ülkede basketbolu işte Alper'in dediği gibi yani bir jenerasyona sevdiren sizlersiniz. Yani çok değerli bizler için çok değerli şeyler aslında bakarsınız. Ya şimdi şöyle de bir şey var ama sen sonuçta bir sporu bir ürünü sevdiriyorsun. Yani bizim şansımız da ben her zaman söylerim başta Namorski olmak üzere tam bu Sine 5'in basketbola bu kadar yatırım yapması döneminde
Efes'in işte Avrupa'daki çıkışı Koraç Kupası'nı kazanması. Efes'in başarısından dolayı ülkenin yatırım yapması. Hatta Fenerbahçe bile o zaman işte rüya takımı kurmuştu. O tabaklar, Abdurrahman'lar. Tofaş sonra geldi, David Rivers falan filan. Yani bizim işimizi kolaylaştıran bir başarı da vardı. Bir basketbol da vardı. Şimdi orada Sinebeş istediği kadar yatırım yapsın. İsmet abiyle ben istediğim kadar başarılı olalım. İkinci çeyrekte maç bitiyorsa aleyhimize skor olarak sevdiremezsin. Yani hep birbirini tamamlayan şeyler. O açıdan şanslıyız. O şansı da iyi değerlendirdik. Çok doğaldı. Zaten ben bütün programlarda bundan pek heyecanlanmam. Çünkü ne hissediyorsam onu söylerim. İsmet abi de öyleydi. Bu açıdan çok güzel bir dönemdi. Nur içinde yansıyor. Gözümün önüne şey geliyor şimdi konuşurken abi. Barcelona maçı, Ahmet Cömert Spor Salonu. Senin yanından İsmet abi kalkıp tam ben de o maçtaydım. O şeyi hiç unutmam yani. O tarihte efsane hareketlerden biridir o da yani. Gidip yani, o kararı değiştirmesi. Kararı değiştirme tabii canım. Tabii. Ya ondan dolayı İspanya'da vize vermediler bize. Yani Erol diyor ki her yere gideceksiniz, orada anlatacaksınız. Vize vermiyorlar. Ondan sonra Selanik'teki Final Four'da ben Yiğiter'den dolayı orada staj yapmıştı. Barcelona'nın basketbol başkanını tanıyordum. İsmet abiyle de yürüyoruz. Yasak devam ediyor. O da böyle açık bir lokantada kocaman bir masa şey yapmış. Belli ki bir takım şeyleri misafir edecek. Beni görünce elini kaldırdı, böyle el salladı. Ben de el salladım, böyle yaptım. İsmet abi o kim dedi. Ya Barcelona'nın başkanı dedim. Basketbolun başkanı. Ya nasıl yani? Götür beni barıştır dedi. Bir sürü insan var orada dedim. Yani yeri değil ama kafaya koyduğu her şeyi yapardı. Götürdü tabii, şimdi başkan da tanıyor İsmet abi. Kafayı bile kaldırmadı ilk önce. Ya başkan dedi, my partner is very upset and very sorry about what developed dedi. Şöyle baktı, okay dedi. Yani dedim sizden özür dilemek istiyor dedim. Tamam dedi. Öyle sonra tekrar İspanya'ya gidebilme durumu şey oldu. Ortaya çıktı. Abi benim şöyle bir sorum olacak. Hem senin NBA zaten hani efsane anlatımların var. Şimdi bu hafta gördük onu. Hatta bizim beraber program yaptığımız Öyküm arkadaşımız var, onun sorusu aslında bu. Ben de ufak bir ekleme yaptım. İşte bizim işte Anadolu Efes'in bu mevcut kadrosunun NBA'de playoff yapacağını, aslında bu soruyu yapabileceğini, bu soruyu şöyle genişletmek istiyorum. Modern Euroleague'de şampiyon olan çok iyi takımlar oldu. Maccabi çok iyi takım kadrosu vardı. Bizim kadromuz çok iyiydi. Barcelona'nın iyi olduğu zamanlar oldu. Hakeza şampiyon olan Anadolu Efes kadrosu iyi. Senin gözlemlediğin kadarıyla herhangi bir Euroleague takımının, gerçekten prime takımının yani en iyi halini 80 küsür maçlık, hatta 90'ı geçen hani normal sezon artı playofflarda NBA'de böyle bir şansı olduğunu düşünüyor musun? Mevcut da. Mümkün değil. Yani şöyle mümkün değil. Euroleague'de yıldızların daha çok olduğu dönemde de NBA daha sert ve şey bir ligdi. Yani 80'ler, 90'lar, o Magic Bird, yani o Bad dönem, Boys. Bad Boys. O dönem birçok takımın o kadar haklı yendi ki, Milwaukee Bucks'ın müthiş takımları var. Atlanta Hawks'ın müthiş takımları var. Yani böyle 7-8 tane kulüp var. Hiç atları geçmiyor o dönemler konuşulduğu zaman. Şimdi zaten baktığın zaman NBA'de en başarılı Avrupalılara bak. Doncic bir sene doğru dürüst Euroleague oynadı. Hemen kaptılar. Antetokounmpo hiç Euroleague'i görmedi. Jokic hiç Euroleague'i görmedi. Yani Avrupa'da oyuncu bırakmıyorlar. Yani şimdi Shane Larkin'in yani 82 maçlık bir NBA
sezonunda bir ana parça olarak veya Mets için yani baş edebileceğini düşünmek bence biraz hayalperestlik yani. Ha, bu takımlar arasında bence yine en iyi şansı olan Fenerbahçe takımıydı. Şimdi bu fanatiklik falan değil. Niye diye sorarsan o 80'lerin 90'ların NBA'yi yavaş yavaş gitmişti. Zaten Fenerbahçe'nin o takımına baktığın zaman hemen hemen hepsi ya da 9-10 oyuncu ya NBA'den geldi ya NBA'ye gitti. E şimdi öyle bir takım var mı son 20 senede? Bence yok. Aslında diğer soru da oydu Murat abi. Bir şey soracaktık. Ya 2017 Euroleague şampiyonu Fenerbahçe mi? Geçen sene kupayı alan Anadolu Efes takımı. Yani iki tane aslında üç tane takım var Türk basketbol tarihinde. 96 Koraç Kupası şampiyonu Anadolu Efes'i bir kenara koyuyorum. Basketbolun o zamanki temposu genel olarak hani baktığın zaman daha farklıydı. Ama yakın zamandaki takımı karşılaştırmak istediğimiz zaman hangisi bir adım öne çıkıyor diye soracaktım. Sen cevap verdin aslında. Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe Obradovic döneminde bir yıl kadroyu korumayı başardı. NBA'ye oyuncu kaptırmadı. Bir yaz. O yazın ardından da şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Şimdi Efes 4 yıldır en az birlikte oynayanlar 4 yıldır birlikteler. Şimdi Obradovic'in farkı burada ortaya çıktı. %100. Boyan gitti, yeri dolduruldu. Bielitsa gitti, yeri dolduruldu. Bogdan'la şey gitti, Ekpe yeri dolduruldu. Wanamaker, Nunnally, başka kim gitti o sene hatırlamıyorum, yerleri dolduruldu. Yani sakatlıklar şeyi olmasa, Gudaric'le Melli gittiğinde de yerleri doldurulmuş olacak. Yani bu çok inanılmaz bir başarı. Şimdi Georgevic'e falan geleceğiz. Georgevic şimdi 8-9 tane daha önce hiç birlikte olmadığı oyuncuyla bir şey yapmaya çalışıyor. Hangisi hangisiyle uyum içinde olacak? Yani şimdi bunları keşfetmek bazen üzer insanları, özellikle taraftarı. Çünkü mağlup olursun.